İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Çukurova Gazetesi. Türkiye'de milyonlarca çalışanın cevap beklediği soru: asgari ücret zammı ne kadar olacak? İnsan onuruna yakışır bir ücret istiyoruz. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun il toplantısında yaptığı ücret artışı kadar işin kendisinin, yani istihdamın korunması da mühim açıklamasını tehditvari olarak değerlendiren DİSK Genel İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, "Bu açıklama çözüm değildir. Emekçilerin istek ve taleplerini dikkate almasını bekliyoruz," dedi. Engelli kızı için asansör yaptırdı. Mersin'de yaşayan 65 yaşındaki baba, akciğer sertleşmesi hastalığından dolayı nefes alamayan ve makinaya bağlı olarak hayatını devam ettiren %85 engelli kızının hastaneye gidip gelmesini sağlamak için 3 katlı evinin dışına asansör yaptırdı. Mersin Gazetesi. Yenişehir Belediyesi yeşil alanların gasp edilmesine seyirci kalıyor. Yeşil alan zincir market tarafından kaplanıyor. Yıllardır yeşil alan olması sebebiyle korunan ve birçok kurumun yasa gereği değiştiremediği bölge, zincir marketin istilasına uğradı. Mersin 140 dönümlük yeşil alana kavuşacak. Belediye meclis toplantısında üyelerin projeyle ilgili sorularını yanıtlayan Başkan Gültak, Millet Bahçesi projesinin Mersin'e çok büyük bir hizmet olduğunu söyledi. Haberci Gazetesi. Mersin'de enflasyon uçuyor. Türkiye'de Kasım ayı enflasyonu beklentilerin üzerine çıkarken Adana-Mersin bölgesinde adeta uçtu. Akdeniz'den unutulmaz eğlence. Akdeniz Belediyesi ile Tüm Engelli Haklarını Koruma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte engelli vatandaşlar aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendi, şarkılar eşliğinde dans ederek unutulmayacakları saatler yaşadı. Hakimiyet Gazetesi. Gerçek engel kalplerdeki engeldir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış Bizler, gerçek engelin kalplerdeki engel olduğunu söyleyerek, engelli vatandaşlarımızın kendi kendilerine yetebilen, kimseye muhtaç olmayan, koşullar içerisinde sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat sürdürmeleri hepimizin en büyük amacı olmalıdır, dedi. Torosları geleceğe taşıyacağız. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, bir radyo programında Toroslar'da hayata geçirdiği ve yapmayı planladığı çalışmalar, vizyon projeler, sosyal belediyecilik hizmetleri, kültürel, sanatsal ve sportif yönden hayata geçen hizmetleri anlattı. Güney Gazetesi. Akdeniz'in yapısını değiştirme düşüncemiz yok. Akdeniz Belediye Meclis toplantısında yapılması planlanan TOKİ konutları ve Millet Bahçesi ile ilgili sorulara cevap veren Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak, TOKİ konutlarında önceliğin Çay Mahallesi'ndeki insanların olacağını belirtti. DH operasyonunda iki tutuklama. Mersin'de jandarma ekiplerinin terör örgütü DH'a yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden ikisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.